tecrübeden dolayı her konuda söyleyecek bir şeyler olur diye düşünüyorlar onun için de. Estağfurullah. Merak ediyorlar. Tecrübenin belki getirmiş olduğu bir şey diyorsun. Estağfurullah, sağ olun. Şimdi Türkiye'de bu yaklaşık bir aydan beri aynı mevzular üzerinde bir takım tartışmalar var. İşte bir tarafta Sayın Kılıçdaroğlu'nun daha önce ittifak yapmış olduğunuz Millet İttifakı'nın bileşenlerinden ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi suikastler olacak çıkışı, ardından bürokratlara çağrısı günlerdir konuşulan bir mevzu. Keza Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak mevzusu çok merak edilen bir mevzu. Saadet Partisi hangi ittifakta yer alacak konusu son derece merak edilen bir konu. Bir de ekonomik tartışmalar var. Bunun ötesinde bir de büyükelçiler meselesi girdi. Onunla başlamak isterim. Çünkü muhalefetten tepkiler geldi, açıklamalar geldi. 10 büyükelçinin Osman Kavala ile ilgili yapmış olduğu bir açıklama Sayın Genel Başkan ve ardından Sayın Cumhurbaşkanı'nın o 10 büyükelçi için istenmeyen adam ilan edilsin sözü. Buna Deva Partisi'nden de, Gelecek Partisi'nden de, CHP'den de tepki geldi. Siz bu Osman Kavala işine nasıl bakıyorsunuz? 10 Büyükelçinin söylemine nasıl bakıyorsunuz? Osman Kavala ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Buradan başlamak isterim. Evet. Şimdi bir defa dünya küçüldü. Eskisi gibi değil. Yani aslında 20 sene önce de benzer bir durum vardı. 20 sene önceki Tayyip Erdoğan, bugünkü Tayyip Erdoğan'dan çok farklı bir politika izliyordu. Türkiye'de bir askeri bir vesayet vardı. O vesayetin üstesinden gelebilmek, ezilmemek için sırtını tamamen batıya bağladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı daha kendisi siyasi yasaklıyken kendisini Beyaz Saray'da kabul etti. Bugün Biden'la irtibat kurmakta zorlanıyor. Şimdi o zaman neden bunların hepsi meşru görülüyordu da birdenbire bu sefer Batılıların müdahalesi gayrimeşru olarak kabul ediliyor? Ben Batı'ya güvenmiyorum, onu söyleyeyim. Batı kendi menfaati gerektirdiği tarzda hareket eder. Bizim menfaatlerimizi öncelemez. Ancak dünyadaki değişikliklerden dolayı Batı'nın da bir takım kriterleri var, kıstasları var. Tayyip Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanımızı, Sayın Erdoğan'ı geçmişte desteklerken Türkiye'deki vesayet rejiminin yanlış olduğuna vurgu yaptılar. Ve bu vesayet rejimi ortadan kalktı. Belki 15 Temmuz sanki bunun kalktığının işareti gibi gözüktü ama öyle değil mi? Öyle değil. Aslında vesayet rejimini ortadan kaldıran doğrudan doğruya bugün Türkiye'nin başına en büyük bela olarak kabul edilen cemaat oldu. Gülen cemaati. Onlarla bir ittifak kuruldu. Gülen cemaatini Batı destekledi, Amerika destekledi özellikle ve adalet mekanizmasını bütünüyle ele geçirdikten sonra meşru değil, gayrimeşru kararlarla da vesayet rejiminin önünü kesmeye çalıştı. Sonunda da başarılı oldular. Yani eskiden asker bir nota verdi miydi, o her tarafı sarsar, neticede onların dediği olurdu. Evet. Ama bu sefer öyle olmadı. Neden? Çünkü arkasında dış güçler vardı. Yani NATO'nun arkasında olması, o zamanki AK Parti'nin ve Sayın Erdoğan'ın, Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle arkasında olması bunu sağladı. Ama onun karşılığını da kusura bakmasın Sayın Tayyip Erdoğan verdi, ödedi. Hmm. Bizim Irak'la bir kavgamız yoktu ki. Bir bedel ödendi bunun tabii, karşılığında tabii, tabii. Yani Irak'la bizim bir kavgamız yoktu. Ama Amerika Birleşik Devletleri Irak'a haksız yere müdahale kararı aldığında biz destek vereceğimizi vaat ettik. Meclise getirildi. Hasbel kader meclisten geçmedi. Bakın burada bir ince nokta var. Bazıları reddedildi diyor. Evet. Hayır, reddedilmedi. Aslında AK Partili milletvekillerin çoğunluğu bu desteğin verilmesi lehine oy kullandı.
Ancak bu tip konularda o desteğin meşruiyet kazanması için belli bir çoğunluğa ihtiyaç var. 4 tane milletvekili az kaldı. Onun için de karar kabul edilmemiş oldu, reddedilmiş olmadı. Ben onun için bunu öyle değerlendiriyorsunuz. Peki tabii. Sayın Karamollaoğlu, şunu mu demek istiyorsunuz? Yani bu 10 büyük elçi meselesiyle biz bunları daha önce, yıllar öncesinde biz bunları yaşadık. Evet. Hani, olmuştu. Böyle bir tepki hiçbir zaman olmamıştı. Evet. Şimdi bu tepkiyi gösteriyor mu demek tabii, istiyorsunuz? Yani şimdi yani mesela istenmeyen adam ilan edilmesi Türkiye için nasıl bir sonuç doğurur? İçlerinde Amerika Büyükelçileri var, Kanada var. Şimdi tabii bu tamamen Tayyip Bey seçime giderken artık bu seçimde başarılı olma ihtimalinin neredeyse ortadan kalktığını gördü ve görüyor. Yani bunun en açık delili Tayyip Bey'le beraber yola çıkan arkadaşlarının %90'dan fazlası, 99'u terk etti kendisini. Artık yalnız yola çıktığı arkadaşlarından sadece birkaç kişi var. Bu şu manaya geliyor. Biz başarılı olamadık. Biz yanlış yapmaya başladık. Biz bu yanlışlara ortak olmayız diyor ayrılanlar. Gerek Deva Partisi'ndeki, gerek Gelecek Partisi'ndeki. Onların dışında da yani Sayın eski Cumhurbaşkanı Abdullah Bey de Gül de yine aynı şekilde koptu. Şimdi sarılacak şimdi bir... Sayın Gül'ün ismini geçirdiniz. Evet. Sayın Abdullah Gül mesela bu 10 büyükelçiyle bir tanesiyle hangisiydi arkadaşlar şimdi tam hatırlayamadım. Fotoğraf karesi verdi. Evet. Tam açıklama yaptılar. Osman Kavala'yı serbest bırakın dediler ve Abdullah Gül bir fotoğraf karesi paylaştı. Bu manidar mıydı?